Evet. Hadi anneciğim bırak onu. Gel yemeğini ye. Sabahtan beri bir şey yemedin. Hah. Ver bakalım. Evet. Yaşasın en sevdiğim. Oh, aç bakayım ağzını. Yemeğini güzel güzel yersen... ...sonra seninle kek yaparız, tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Hatta kek de yaptıktan sonra eğer istersen parka da gideriz. Elini saklayın. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun bir tanem. Halan da markete gitti. Kek malzemeleri alacak. Aç bakalım. Oh. Hah. Halan da geldi. İyi günler. İyi günler. Kusura bakmayın böyle kapınıza dayanmış gibi olmak istemezdim ama... ...ev sahibi hatırlatmamı rica etti. Size kefa olduğum için. Anlıyorum. Tamam, haklısınız. Yani kibar adamdır ama... ...kirayı da gününü almak ister. Bunun da ödemesi var sonuçta. Tabii ben mutlaka ödeyeceğim kirayı. Kusura bakmayın yani bu ay biraz böyle oldu ama... ...benim çocuklarım işe başladılar. Yani merak etmeyin biz halledeceğiz kirayı. Kusura bakmayın. Peki, sizi anlıyorum. Kendisine aynen ileteceğim. Ama lütfen siz de kirayı zamanında ödeyin. Tabii. Hadi iyi günler. İyi günler. Halam gelmedi mi? Yok anneciğim. Halan değildi gelen. Halan geldi. Aa! Anne kocaman bir ayı. Selam. Nasılsın prenses? İyiyim. Bu benim için mi? Aa! Tabii ki senin için. Başka kim için olacaktı? Kemal Bey. Aysun'u merak ettim, dayanamadım geldim. Gelirken de moral vermek için küçük bir hediye aldım. Küçük mü bu mu? Yani bu yolda gelirken büyüdü. Ya zahmet etmişsiniz. Hiç gerek yoktu. Rica ederim. Beğendin mi hediyeni? Çok güzel. Gerçek gibi. Teşekkürler. Rica ederim bir tanem. Aramızda kalsın. Biraz ağır. İçeri taşıyayım mı? Tabii. Buyurun estağfurullah, buyurun geçin buyurun. Hadi bak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kemal Bey, doymadıysanız ben biraz daha vereyim isterseniz. Yok. Yani ben çoktan doydum da daha tadına doyamadım bir türlü. Hiç böyle bir lezzet tatmamıştım. Afiyet olsun. Nerenin tarifi bu? Vallahi bir yerin değil işte. Biz öyle kendimizi seviyoruz, yapıyoruz ama ben biraz farklı olarak şey yaparım. Kuru vişne koyuyorum. Bir de az çekilmiş karabiber ilave ediyorum. Vallahi harika olmuş. Bayıldım. Afiyet olsun. Annem bütün yemekleri çok güzel yapar. Ben de hepsini yerim. Aferin sana prenses. Bak ne diyeceğim. Sinemaya gidelim mi? Hı? Çok güzel bir çocuk filmi varmış. Yani istersen gidip izleyelim. Tabii kendini iyi hissediyorsan. Hissediyorum anne lütfen. Anneciğim tamam annem biz sonra gideriz seninle tamam. Şimdi Kemal Bey'in işleri vardır onu fazla meşgul etmeyelim değil mi kızım? Canım yani meşgul olsam teklif etmem zaten. Benim amacım Aysun'un moralini biraz olsun düzeltmek. Vallahi çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çok düşüncelisiniz ama hiç şey yok. Yani sonra biz ablalarıyla falan gideriz, sağ olun. Tabii. Yani elbette nasıl isterseniz. Çekindiniz benden. Yani belki de çekindiniz benden ki haklı olarak. Yani yabancı biriyimle de olsa değil mi? Haklısınız. Ya ben biraz düşüncesizlik ettim, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah ne düşüncesizliği yok, öyle düşünmeyin. Yani yanlış anlamayın, kusura bakmayın. Yok, hiç sorun değil. Yani siz yanlış anlamayın. Benim amacım küçük bir teşekkür hediyesi vermekti sadece. Sinemada çok güzel bir çizgi film var Vizyon'da. Hani bu küçük prensesin korsanlarla savaştığı. Ben de bu çocuksu ruhumu bir türlü kaybetmediğim için heyecanlandım bir an. Bitmeden de gidip görmek istedim. Ya anne, lütfen ne olur gidelim. Tamam anneciğim, tamam. Ben seni sonra götürürüm. Bak bitiyormuş. Kızım tamam, ayıp ama artık lütfen. Belki Emre abin de gelir, ablaların gelir, Cemre ablan gelir, Zeynep ablan gelir anneciğim. Sonra biz gideceğiz, tamam mı? Söz. Sen abla haklısın. Ben yine evde oturacağım, yalnız kalacağım. Götürmezsin sinemaya. Bize yani... Kızın da çok istiyor. Hem ona da bir değişiklik olur ha. Bak, istersen ayrı ayrı otururuz. Yani kızınla sen, ben 4, bilemedin 5 sıra ötede. Yani benden çekiniyorsa. Tamam anlaştık, biz annemle ayrı otururuz. Anneciğim tamam yeter artık ama ayıp lütfen. Yok yani kusura bakmayın ben öyle bir şey demek istemedim de şey. Tamam hadi iyi madem hadi gidelim o zaman tamam. Yaşasın! Sinemaya gidiyoruz. En sevdiğim elbisemi giyeceğim. Prenses olacağım anne. Tamam anneciğim tamam. O zaman siz hazırlanın, ben sizi dışarıda bekliyorum. Evet. Çok sıcak değil. Hadi bakalım. Tatlamış mısınız? En sevdiğim. Hadi bakalım. Film başlıyor. Girelim mi? Zahmet ettiniz. Keşke biz alsaydık biletleri. Canım, bu seferlik benden olsun. Hem ben davet ettim değil mi? Ama bir dahaki sefere sizden olur. Peki, teşekkürler. Hadi film başlıyor. Hadi. Reddetmesi mümkün mü? Var. Harika bir eyvah. Ama yine de ya kabul etmezse? Bence biraz cesur olmamız gerekir. Hem babam... Telefonlarınızı kapattınız değil mi? Öğretmenim anlatmıştım. Sinemada telefonla konuşulmazmış. Çünkü seyirciler rahatsız olurmuş. Aferin benim akıllı kızım. Dur hemen kapatayım. Merhaba. Merhaba. Kimsiniz? Korkut Korsan Bey. Evet, benim. Ama siz hiç de korkunç değilsiniz. Hatta çok sevimlisiniz. Çok sevimlisiniz. Ama benim adım Korkunç. Emekliğimde korsanlar. Şimdi anladım. Biz de gelirken korkmuştuk. Benden mi? Peki siz kimsiniz? Ben Prenses, bu da arkadaşım. Aslında biz buraya sizden bir şey rica etmeye geldik. Hadi o zaman. Nerede kediniz? Gel pici pici. Ama su desenize. Gel pici. Gel pici. Pici pici. Hadi devam edin. Teşekkürler Kemal amca. Çizgi film çok güzeldi. Rica ederim hayatım, zevkle. Anne, hamburger yiyebilir miyim? Anneciğim, midene dokunmasın ama sonra. Sen bugün zaten fazlasıyla abur cubur yedin. Patlamış mısır yedin ha? Hem bak biz çok kalmayacağız zaten, birazdan eve geçeceğiz. Kemal Bey'i de öyle bütün gün burada meşgul etmeyelim yani değil mi? Ya rica ederim lütfen. Yani benim bir acelem yok. Benim hatırım için bugün istediğini yese... alabilir miyim? Şu masadan geliyorum. Kemal Bey siz bir şey ister miydiniz? Hiçbir şey yemediniz. Yok. Yiyebileceğimi sanmıyorum. Evde yediğim dolmanın tadı hala damağımda. O tadı kaybetmek istemiyorum. Utandırıyorsunuz beni. Ne olacak alt üstü bir dolma işte. Lütfen. Kendini hiç hafife alma. Gerçekten yediğim en lezzetli dolmaydı. Tekrar eline sağlık. Estağfurullah, afiyet olsun. Ki bence başkaları da tadına bakmalı. Özellikle de ülkemize gelen turistler. Yani yerel tatlar adı altında lezzetsiz şeyler yiyorlar. Ülkemiz için de kötü reklam oluyor. Ya doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Ya öyle. Sonra da bu muymuş meşhur zeytinyağlı dolma diyorlar. İşte maalesef. Nefise Hanım, ben düşündüm de dolmalarınızı başkaları için de yapmak ister misiniz? Başkaları? Nasıl yani? Benim bir turizm firmam var. Kendi organizasyonlarımızı düzenlediğimiz için zamanlı bir catering şirketi de kurdum. Ama hala çalışanlarımdan çok da memnun değilim. Sizinle çalışmak isterim. Ben şimdi öyle bir anda bilemedim yani. Tabii ki sizin gibi bir hanımefendiyi sabahtan akşama kadar mutfakta tutacak değilim. Benim sizden istediğim maharetinizi, tecrübelerinizi çalışanlarıma aktarmanız. Bizim şirkettekilerin sizden öğrenecek çok şey var. Ne dersiniz? Allah Kemal Bey, ben biraz düşünsem, size sonra söylesem olur mu acaba? Elbette, elbette. Zaten tam zamanlı bir işte değil. Yani günde birkaç saat gelmeniz yeterli. Siz düşünün, kararınızı verince oturur yine konuşuruz, olur mu? Tamam, peki. Hadi gel bakalım. Bakalım fıstık. Yeni filme gider miyiz Kemal amca? Tabii ki prenses. Sen ne zaman istersen anneye söyle, o bana haber verir. Tamam mı? Tamam. Kemal Bey, çok teşekkür ederim. Yani Aysun'un mutlu olması benim için çok önemli. Bu son yaşadıklarından sonra bugün ona çok iyi geldi, sağ olun. Bana da çok iyi geldi. İnan o kadar eğlendim ki. Dünya tatlısı bir kızın var. İnsana neşe katıyor. Teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Hı hı. Yalnız teklifimi unutmayın. Tamam. Ben düşüneceğim. İyi günler. İyi günler. Efendim Muzaffer. Merhaba Nefise, nasılsın? İyiyim, sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? İyi, iş güç, aynen. Nefise, bu akşam gelebilecek misin? Mert sorup duruyor. Muzaffer, yani gelmeyi çok isterim ama ben Aysun'u bırakamam. Onu da getirebileceğini söylemiştim. Mert için iyi olur, beraber oynarlar. Aysun'a da bir değişiklik olur. Tamam o zaman, peki, tamam. İyi, akşam aldırırım sizi öyleyse. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.